baskısı. Hulusi Bey o meselede çok sorular soruldu. Ben de çok sordum. Böyle net bir cevap vermedi. Umumiyetle mizaha çevirip geçiştiriyordu. Mizahi havaya sokuyordu, geçiştiriyordu. De, sarfı geçti, sensin falan derdi baştakine yaptı. Öyle bir mizah yapar. O işi geçiştiriyordu. Yalnız Hulusi Bey'in şu sözü ehemmiyet anlamında bir sözdür. Benim gördüğüm rüya mühim değildi diyordu. Üstad o rüya sebebiyle mühim şeyler yazdı diyordu. Bu söz mühimdir yani. Hulusi Bey'in sözü bu. Benim gördüğüm rüya mühim değildi. Fakat üstad o rüya münasebetiyle mühim şeyler yazdı diyordu. Ben onu Ahmet Feyzi abiye sordum. Ahmet Feyzi Kula. Omuz omuza verecek meselesini. Dedi Hulusi Risale-i Nur dairesinde ihlasın ölçü birimidir. Onun için gelecek zat bahsettiği, üstadın bahsettiği zat ihlasta Hulusi ile omuz omuza verecek. Belki geçecek biridir. Demişti. Dönem olarak sormuş. Değil yani. Hı? Dönem olarak, dönem olarak değil. O öyle dedi. Yani Ahmet Feyzi Kul'un bana söylediği o Ankara'da Çıkıkçılar yokuşunda sordum bunu kendisine. Orada öyle çok garip bir şey de oldu. O Çıkıkçılar yokuşuna çıkıyordu. Ben de bir iki adım geride onun bir elinde mendil olurdu. Onu ben almıştım. Böyle birdenbire durdu, döndü. Çok edip konuşuyor. Yani selis konuşuyor. Acip bir insandı. Kardeşim, misliğim. Emredin Kur'an bana esrarını fahş ediyor. Kur'an bana esrarını fahş ediyor. Aynen böyle söyledi. Böyle durdu o kalabalığın içinde bana döndü. Kardeşim Müslüman, Kur'an bana esrarını fahş ediyor. Ve üstadın mazhar olduğu sır demek ki yani manayı kendisi araştırmıyor. Ha, ayet diyor ki benim manam bu. Evet. Ahmet Rezal'ın öyle bir mesele. Hulusi Bey, Allah rahmet etsin, üstadımızın da emrettiği gibi dehşetli bir zeka sahibiydi. Yani üstün zeka sahibi bir insandı. Buna ben bir iki vakayla şahit olmuşum. Ve Risale-i Nur'un muallimi denilecek derecede güzel ders yapardı. Evet. Dersleri biliyorsunuz, gördünüz. O derslerde herkesin onun meclisinde bir mevkii, bir yeri vardı yani. O kadar nazik bir insan. Herkese bir mevki, herkesin bir mevki, makamı vardı. Yani o derece ki yani birisi mesela birisi işte çay kumandanı diyordu. Onun işi işte paydos demekten ibaretti. Onun adı çay kumandanıydı. Öbürüsü helhel kumandanıydı. Yumurtacı. İşte herkese imparator gibi Hacı Sabri'ye Molla Camii. Ondan sonra şeye neydi onun adı? Hacı Nuri'ye bir gün Hacı Nuri, Hacı Nuri dediler. Çok yaşlı, 90 yaşlarında, belki 100 yaşında. Uyumuş yani, sızdırmış. Kaldırdılar. Ha kurbu, ha kurbu, emret kurbu. Daha yarı uykulu. Allah seni itnan alamete, kurtlan kıyamete bırakı Hacı Nuri dedi. Abi, amin kurban, amin. Ben kimim ki Allah beni öyle eder. Sen dua et ki ben öyle olam. Yani ona varana kadar herkesin bir yeri, bir mevkii yani böyle okşar durdururdu. Bizi de öyle okşuyordu. Yani bir sebebi yok, bizi de öyle okşuyordu. Hepimiz çocuklarıydık yani, torunlarıydık. Bizi de öyle okşuyordu. Bizi de belki o şıkmık demese durmayacaktık, bilemiyorum. Öyle şıkmık diyerek bizi de öyle tuttu yani. Öyle okşamanın dışında bir hikmeti var mı? Onu bilmiyorum. Yalnız bir vakayı anlatabilirim. İlk defa söyledi. Şeyh Efendi dedi ilk defa. 1980'di zannediyorum veya 81. İlk defa söyledi. Ben de o ilk defa söylemesinin hemen birkaç gün sonrasında Karabük'e demir almaya gideceğim.
fabrikayı. Karabük'te tanıdığım bir bölge. Orada Nurcu Kartay'ı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Gittim müsaade istedim, elini öptüm. Çıktım gittim. Karabük'te kim bana rastladıysa Nurculardan, o Şeyh Efendi hoş gelmişsin dedi. Bu vakayı anlatabiliyorum. Büyüklerin sözlerinin nasıl tesirli olduğunu anlatmak için anlatıyorum. Bir defa söyledi, bir veya iki defa. Yani ilk söylediği. Yani daha kimse bu işin ciddi farkında bile değil yani. Oraya gittim. Kim